İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hayata ve insana dair ne varsa söylenecek, her konu ve görüşün açıkça, özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Kent TV ekranlarında yayınlanan ve Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının bu haftaki konukları siyasi yelpazenin sol kanadında yer alan siyasi partilerdi. ÖDP ve TKP'nin mazeret bildirerek katılmadıkları programa Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bodrum İlçe Başkanı Necdet Oğuz, Emek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Nuri Ali Koç ile Barış ve Demokrasi Partisi İlçe Başkanı İdris Danışlı katıldılar. Siyasiler de geliyorlar. Onların görüşlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle de siyaset arenasında parlamento içerisinde yer almış grubu olan partilerin temsilcileri sıkça bu program vasıtasıyla sizlerle buluşturduk. Ancak önümüzdeki günlerde 3 aydan daha da az bir süre kala seçimlere kuşkusuz... Yaklaşan 12 Haziran genel seçimlerinin konuşulduğu programda ilçe başkanları seçimlere nasıl ve hangi yöntemlerle hazırlanacaklarını, seçimler sonrası nasıl bir parlamento oluşacağı üzerine görüşlerini açıkladılar. Sesini size duyurabilmek adına bugün çok değerli konuklarımı çağırdım. Öncelikle böyle bir programa niye ihtiyaç duyduk? Onu açıklamakta yarar var diye düşünüyorum. Biz öncelikle parlamento dışı muhalefetin Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Emek Partisi sol güçlerin oluşturacakları blokun göstereceği bağımsız adaylarla seçime gitmek için sonuna kadar uğraşacaklarını, ancak böyle bir durumda parlamento gerçek anlamda bir sol muhalefet oluşabileceğini ifade ettiler. Barış ve Demokrasi Partisi ilçe başkanı ise tüm yurtta başlattıkları sivil itaatsizlik eyleminde anlamını bulan ve taleplerini yerine getirilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini, BTP içinden ve gerektiğinde dışarıdan bağımsız sol adayları destekleyeceklerini söyledi. Partisi Bodrum İlçe Başkanı. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Programın formatıyla ilgili ben kısa bir açıklama yaptım. Sizler seçimlere yönelik nasıl bir çalışma yapacağınız ve Bodrum'daki örgütlerinizin durumuyla ilgili buradan vermek istediğiniz mesajları çok rahatça iletebilirsiniz. Öncelikle oluşacak yeni parlamentonun önündeki en önemli görevin yeni, demokratik, sivil bir anayasa olduğu konusunda hemfikir olan ilçe başkanları, %10'luk seçim barajının da aslında bir demokrasi ayıbı olduğu ve toplumun tüm kesimlerinin mecliste temsil edilmesinin önünde oluşturulmuş bir engel olduğu görüşünde birleştiler. Eşitlik Demokrasi Partisi zaten kendisi yeni bir parti biliyorsunuz. Ayrıca Bodrum Teşkilatımız çok daha yeni kuruldu. Şimdi ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Buna karşın işte... Şu an mecliste temsil edilen CHP ve MHP'nin geçmişte %10 barajı nedeniyle parlamento dışında kalmış olmalarına rağmen bugün bu sistemin değiştirilmesi için çaba göstermediklerinin aslında kendi içlerinde demokrasiyi özümseyememiş olmalarının bir kanıtıdır diyen başkanlar, halka rağmen halkın yönetilemeyeceğini, halkın bağımsız iradesinin mecliste yansımadığı bir seçimin demokratik sayılamayacağını iddia ettiler. Bu durumdayız. Evet, sanıyorum genel başkanla ilgili de son günlerde bir değişiklik oldu. Evet. Sayın Ziya Halis genel başkanlıktan istifa ettiği yerine Ferdan Ergut arkadaşımız, genel akademisyen bir arkadaşımız genel başkan oldu. Açık Görüş program yapımcısı Ayhan Olgun, gelecek programda da siyasi yelpazenin sağ tarafında yer alan parlamento dışı muhalefet partilerin konuk edeceklerini, yaklaşan seçimler nedeniyle Açık Görüş içerisinde seçime doğru ismiyle dinamik bir programda yapacaklarını açıkladı. 5 yılında kurulan bir parti, 95'ten yılından beri de emekçiler, işçiler, emekçiler ve üretici köylüler adına mücadele eden köklü bir parti. Aslında geçmişi daha...